Arkadaşlar şöyle karşı tarafa doğru geçti. Bayan arkadaşlar bu tarafta dur. Karşı tarafa dur. Sağ ol abi. Tamam. Allah sana razı olsun. Evet, euzu billahi selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Teala hazirun, Rabbim öncelikle şu mübarek günlere vasi rahmetine kavuşan merhum ezeren kardeşimize, kızımıza Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Makamını cennet eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Merhum ezeren kardeşimize, kızımıza ahirete mutallik olan dünyevi ve uhravi bütün hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Bir kez daha helal ediniz. Helal olsun. Lütfen bir kez daha helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Bizlerin de... Yavrum, babacığım da yanındayız yavrum. Babacığım da yanında, ben de. Öpüyoruz seni güzel yanaklarından. Güzel ellerinden öpüyorum seni bol. Sen... Peygamberim Zeren'i karşıla lütfen. Lütfen Zeren'imi karşıla, tamam mı? O seni çok severdi. Çok güzel kitaplar okurdu benim çocuğum. Hep kitap okurdu, sürekli kitap okurdu. Almadığı romanlar kalmadı derken. Arkadaşlarım geldi, hepsi geldi. Hangisini sayayım? Ay, İzra da geldi. Oh, mis koku. Mis koku. Mis gibi kokuyor. Koklayın, mis gibi kokuyor. La Allah'ım yüzlerle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Benim çocuğum melek gibi bir çocuktu. İnşallah bir şeylere vesile olur. Devletimiz bize vefatından sonra cenaze işlemlerinde olsun, başsağlığı olsun, yardımlarda olsun, merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra adaletli yüzünü de göstersin. Ben onu istiyorum. Sorumlular sorumluluklarını alsınlar. Ama en önemlisi, inşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın, hiçbir annenin babanın ocağına ateş düşmesin. Tek isteğimiz bu bizim. Yurtlarda çocuklarımız olaylar oluyormuş, eylem yapıyorlarmış. Hani onlardan da bir abileri olarak hani şunu söylemek istiyorum onlara da. Ne olur hani taşkınlık yapmasınlar. Hani vatanına, milletine bağlı olarak düzgün bir şekilde hani kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Hani ben onu istiyorum sadece. Hani beni nacizane yani böyle bir abiler olarak görürlerse tek onu istiyorum. Dediğim gibi inşallah hani böyle şeyler son olur. Denetim mekanizmaları devreye girer. Düzgün bir şekilde biz çocuklarımızı oraya bırakıyoruz. Hani arkamıza bırakaraktan çıkıyoruz yurtlardan. Hani oradaki yöneticiler olsun, idareciler olsun, bunların bilincinde olsun. Oraları iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Bir sürü baba yavrusu var. O şekilde düşünsünler, o şekilde davransınlar çocuklarımıza. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocuklar için de reva görsünler. Hani biz bunu istiyoruz. Konuşamıyorum. Gerçekten. Görüştünüz mü siz? Yakın zamanda en azından. Yani zaten yurtla ilgiliyse eğer tabii ki. Yani iletişimde zaten kız kardeşimle dediğim gibi sürekli iletişim halindelerdi. Çok iyi bir kızdı. Hiç kimse, yani tanıyan hiç kimse onun hakkında zaten kötü bir şey söylemez. Çok iyi bir kızdı. İnsan canı bu kadar değersiz değil.
bizim için çok değerli olması değil konu. İnsan canı genel olarak değersiz değil. Biz nasıl depremde kaybolan canları içimiz yandıysa tanımadığımız insanlar için. Zerrin içinde tanımayan insanların aynı şeyleri hissetmesini istiyorum. Çünkü... geliyor. Kazalar, belalar, sıkıntılar, musibetler. Bunun adı bir imtihan. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de az önce namazda okumuş olduğum birinci kattaki ayette sizi bir daha böyle acılar hiçbir evladımıza Rabbim yaşatmasın. Tabii bu yolculuk biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle küllü nefsin zâikatül mevt ileyna turcaun. Bu kardeşimize de bu yolculukta dünyaya ve ahirete yönelik taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder. Acımız çok büyük. Bütün Türkiye'nin yüreği yandı. Zeren kardeşimizi bir asansör kazasında ve bütün Türkiye'nin vicdanını sızlatan bir ihmaller zincirinin sonunda kaybetmiş durumdayız. Dün biraz önce annesine babasına başsağlığı diledik. Babasının adaletle ilgili talebi var. Bu talep hepimizin talebidir. Bütün Türkiye'nin talebidir. Aynı yaşta bir kız evladı, tek evladı olan birisi olarak olaydan hepimiz, bütün Türkiye gibi çok etkilendik. Zerre'nin acısının tekrar etmemesi, başka ocaklara ateş düşmemesi, başka annelerin, babalarının böyle bağrının yanmaması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. İdari süreci de, adli süreci de yakından takip edeceğiz. Sorumluların mutlaka cezalandırılması gerektiğini ve bu duruma ne sebebiyet verdiyse bir daha tekrarlanmaması için konunun takipçisi olacağız. Meyyite için duaya uydum hazır olan imama, hazım kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Zeren kardeşimizin ve tüm ölmüşlerimizin, Hanife Zeren kardeşimizin ve tüm ölmüşlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, hepimizin mevtalarının ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.